Öyle bir şey yok. İçi boştur. Onun için cennet iki tanedir. Bir umumi cennet, bir hususi. Hususi cennette hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Hususi cennet. Nedir o? Senin lafzın, hurufun, suretin, kelime, yani hayat bir kelimedir diyor. Evet. Kelime-i mektubedir. Hayatı, mektup, ilanamıyla senin hislerin, duyguların, ihtiyaç, iştiyak, incizap, meylin ile oluşturduğu duygular, hisler, fikirler, latifeler, haller, tavırlar, redlerin, inançların, kabullerin, bunlar hepsi kalıp olacak. Cennet nuruyla bu kalıp dolunca, içerisini dolunca, gölü kapatınca o senin hususi cennetin olacak. Öyle bir şey peki yok. Allah Resulü cennetten bahsettiği, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam cennetten bahsettiği, Kur'an'dan bahsettiği cennet umumi cennettir. Hususi cennet değildir onlar. Onlar değil, onlar hiç konuşulmamış, konuşulamaz zaten. Varlığından bahsetmiş hususi cennet. Umumi cennette Hazreti Ömer'in sarayını görmüş. Umumi cennette de o. Alâ sürûr-ü mutekâbilîn, herkes dostlarıyla oturacak ya. El mer'u me'a men ehebbe, dostusuyla beraber. Hususi cennet. Bu cennetin batını oluyor o zaman. Evet, senin batının. Tuhaf değil mi? Bir şey bekliyor bizi. E komutan? Acayip bir şeyler bekliyor. Cennetim. Yani Allah'ın bahsettiği, hani var ya anlatıp da Allah mübalağa eder mi tabi? Ama anlattığı işte muayyen şeyler gibi. Tabi biz onu süp cennet zannettiğimiz için garip geliyor. Huri var işte, şu var, bunlar, gırman var. Ya derler de olacaksın. Kardeşim hususi cennetten hiç bahsedilmemiş, edilemez. Mesela Allah hakkında bilgilerimiz hep sıfattandır. Hiç zatı değildir. Zatı bahsedilemez. Ve sıfattan bahsedilen Allah'a biz o zatı Allah zannediyoruz. Allah'ın hakkında bir şey bilinemez, bilinemez. Bilinince Allah değil zaten. Aynı hayat. Bilinen bir şey Allah olmaz. Yani, zatı Allah kastediyor. Peki batında zatı Allah'tan bir şey bilinebilir mi abi? Hususi şeyinde. Bilir. O da senin Allah'ın. Rabbul Alemin değil, Rabbi. Aile hayatına benzetiyor yani hususi cenneti. Ha tabii. Yani oradan. Mesela cemiyet hayatındaki işin bir de salonda, evde, umumi, ev cennettir diyor ustad. Ev küçük bir cennet. Salonda oturuyorsun kızınla, oğlunla, kestane koymuşsun, mısır patlatmışsın, bir şey koymuşsun. Ama benim tanımladığım gibi, Kur'an'ın tanımladığı gibi yaparsan, o bardağı aldı çayı odaya geçti, ötekisi mutfağa geçti, ötekisi balkonda içiyor. O Kur'an'da böyle bir cennet bahsetmiyor. Cennet alâ sürûr-ü mutekâbilîn. Yuvarlak, köşeli masa olmayacak bir de. Ben hiç sevmediğim şey, köşeliler her şey. Yapabilsem bütün duvarları köşeli elipsi yapardım öyle yuvar. Ondan sonra alâ sürûr-ü mutekâbilîn. Aynı sofrada oturuyor musunuz? Eğer aynı sofrada, aynı tabakta yiyorsanız cennet çekirdeği başlamıştır. Herkes önünde ayrı tabak koydu mu sizin cehenneminiz başladı zaten. Herkes müstakilleşti orada. Bazılar kızacak bana, kız kardeş. Abi olur mu ya, birisi hastalıktır bilmem nedir. Müslüman, Müslümanın mikrobu ötekisine şifadır. Ya olur mu ya, sen çocukken bu kadar iğne yedin. Aşı şifa mıydı? Mikroptu. Mikrop yiyorsun. Gelecek mikroplara alışasın diye. Aşı mikroptur. Üstadın cenneti parlatır, tarikat cennetini parlatır diyor ya mesela. Bu hususi cennetinde o zaman. Tabii hususi cennet.